Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün The Fast of Us Part 2'nin 5. bölümünü çekiyoruz. En son burada kalmıştık. Müzik dükkanı içindeydik. 4. bölümde. Şimdi devam. Burada birkaç albüm var. Şimdi normalde 4K göstermesi lazım görüntüyü ama ben şeyde oynadığım için bilgisayarın monitöründe monitörü yeni almıştım daha önceden. RAM Package'in monitörünü almıştım. O desteklemiyor 4K'yı tabii ki. Televizyon aldığım zaman hani size attığım zaman mesela YouTube'u yüklediğim zaman görüntü belki daha net olur. Şu an çünkü ben oynarken görüntü çok canlı. Ama videolara bakıyorum şey 10.080 şeyde gösteriyor. Biraz ne bileyim kalitesi düşük gibi geldi yani bana. Niye öyle oluyor anlamadım. Belki televizyona bağlarsam televizyona 4K'da ayarladığım zaman daha canlı verir görüntüyü diye düşünüyorum. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. O neydi? Hiçbir şey. Ama ben o hiçbir şeyi çok beğendim. Ateş başındaki geceyi hatırladın mı? Evet. Take me.
Beni o gün öpmeliydin. İstemiştim. Ben de. Peki. Yola devam etmeliyiz. Çok güzel. Burada başka bir şey yok gibi. Cennette vay yeni bir gün. Vay vay. Vay. Bunu not alıyorum. Bu hastalık şeyini ölçen cihazdı galiba bu. Çok da derin üzerine yerleştirilen cihazı tık. Sertçe bastır. Görünüşe bakarsa burası tamam. Evet, burada silah yapabilmeniz için şey var. Peki biraz daha rut yapıp gelsek buraya nasıl olurdu? Neyse, yapalım bakalım. Tüfeği geliştirelim. Batı kapısı 2. Nereye gidiyorsun?
Bu tarafta bir şeyler var. Bakalım. Evet, orada bir kasamız var. Ne diyor? Kapı şifresini koyma. Neydi bu? Batı. Batı kapısı 2'ydi burası galiba. Hayır ya. Neredeydi o? Batı kapısı 2. Evet. 0451. 0451. Bir yere evlenmek güzel olmak. Evet. Jackson'a ilk gittiğimde insanları görünce çok şaşırmıştım. Yemekle görünce şaşırmıştım. Hey, sanırım Adem. Nereden geldin? Şu yazıyı görüyor musun? Binanın üstünde adliye yazıyor. Aa, anladım. Aferin sana dedim. Burayı haritada için eski MLF güvenli elimize bak. Muhtemelen pek bir şey çıkmaz ama ne çıkarsa kardeş. Bulabildiğini kap. Seremona'da bizimle buluş. Ezini dert etme avuç bizde. Joel kahveyi çok sever mi? Dalga mı geçiyor? Eşyaların yarısını kahveye ilişmişti. Bence saçma. Tadı yanık bok gibi. Aynen. Ama rafine zevkmiş. Allah aklımı aldı. Şerefsiz ya. Ulan aklımı aldı ya. Evet. Sanırım burayı temizledim.
Duydun mu? Duydun mu? Evet duydum. Hastalık. Ses altından geliyor. İşler sarfaz olacak yine. En azından hazırlıklıyız. Buraya en son gideceğim. Çünkü etrafı rotlamam lazım. Birkaç yer daha kaldı. Kedi hastalanmamış. Açtım. Bakalım. Burası da ne? Bir tür BLF mekanı falan sanırım. Bizi koyun sanıyorlar. Onları dişlerimizle BLF propagandası. Bastındaki ateş böceklerini hatırladım. New Mexico'da Kurgunlar diye bir grup vardı. Kendilerini anayasa kurucuları diyorlardı. Ne ayaklardı? Pedro'nun çok kuralcı olduğunu düşünen eski Pedro'cular. Korumaya ayağına para toplayıp bir sürü kadını kadınlar. Yok artık. Korumaya baktığımız için şey yapıyor. Tamam. Şapşak bir hayalet buna bayılırdı. Kim? Jackson'a gelmeden önce baktığım yabani kediler. Ama bizimle gelmek istemiyor gibiler. O küçük köylü hayvanları bazen özlüyor. Hayvanlar var mı? Pek benlik sayılmaz. Belki tüm bunlar bittiğinde ilgilenecek tatlı. Tamam olur. Bakalım şimdi adliye binası. Adliye binasına gidiyoruz. Burada bakmadığımız yer kaldı mı bizim? Bakalım. Evet, sanırım kalmadı. Şimdi bir yandan gidelim. Altı patları opamayız. Tabancayı geliştirebilir miyim? Ateş hızı. Bunu almış. Bunu kapasiteye gerek yok. Ateş hızı. Ateş hızı önemli. Gidelim.
Hayır. Hayır. Fazla yaşlılar. Jackson'a giden grup o zamanlar çocuk olmalıydı. Dur kıza benziyor sanki biraz. Biraz. Başka tutacağımız yer kalmadı sanırım ya. Rotlama yapmak için böyle gireceğimiz yer. Buraya geldik. Bir bu burası kaldı yani. Burada da base'im var sanırım. Amerika. Evet bakalım beygir buradan gidecek mi? Gitmedi. Gitmem diyor. Şurada bir kapı var. Şuraya bir bakacağım. Merak ettim. Kapı açılıyor mu? Hayır. O da ne var? Bunlar hep ince detaylar. Hep gezeceğiz. Evet, burada bir çanta var. Bakalım. Bir not okuyalım. Derinlik. Geçen haftaki kırık bir pencereyle vukuat oldu. Herifine yetiştiremeseydik bacağını kaybedecek. Ben de ileride olaya çıkabilecek. Acil durumları, kırık bacakları, hastalıkları ve Derinlik'in sakarlıklarına karşı şehir merkezindeki birkaç noktaya malzeme zorladım. Madem o tarafa gidiyorsun, batı ikinci kontrol noktasını zorlaya malzeme takviyesi yapabilir misin? Kapı yıllardır çalıştırılmadı ama şifre batı ikinin eski şifresiyle aynı. Bulduğumuz yerdeki kasayı söyle. Her şey olur. Gidelim artık. Neyse ne oldu? Yalnız şunu bir kullanalım. Kendimize gelelim. Değiştir. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Hadi lan. Yakacağım oldum sizi. Kanıtları inceliyorsun. Yalan doğru mu bakıyorsun? 5 dakika ve bıçağımı verseler, yalancı olup olmadıklarını söylerdim. Vay be, tamam.
Tamam, senin siniri. Tamam, burayı açacağız. Buradan gideceğiz büyük ihtimalle. Ama şuralara bakalım. Evet. Alalım. Burada ne var? Şey, tamam, lazım olur. Biz nereden girdik? Öbür taraftan girdik. Burası böyle. Tamam, gidelim. Hadi. Hey hey, el atar mısın? Geldim. Geldim. Daha önce caddeyi yıktın mı? Hayır. Hayır. Bastığında başına belaya girmediğini mi söylüyorsun? Ha, belaya bulaştım. Ama hiç caddeye gitmedim. Otopark, otopark var. Benzin orada, orada değil mi? Ha, nota öyle yazıyordu. Tamam, o zaman oraya gidelim. Olmuş abi burada, olay ne? Evet. VLF kazanıyor, şehir düşecek ve Fedra'dan ayrılmazsan senin güvenliğini sağlayamam. Yakın zamana kadar onlardan neyi kopardığını anlıyor gibiyim ama Perşembe pazarı katliamından sonra bize hiç inanılmadan nasıl yoldan çıkmış katiller diyebiliyorsun, anlamıyorum. O insanları tek istediği ailelerine yiyecek götürmekte. Bugün ise isyana teşvik insanları sürüngene mi başladılar? Bu resmen idam demek. Dinle, hala vaktim var. Sana kefil olacağım. Benim de cuma günü saat 2'de Rüzgar'ın Cafe'de buluş. Lütfen gel. Korkuyorsun biliyorum ama tek yol bu. Dostum Sandra. Başınıza iş açmışsınız. Hem de bir şiş. Kapı kilitli mi buradaki bakayım? Neden kilitli kapı abi? İlla cam çerçeveyi indirteceğim mi bana? İlla kıracağım, dökeceğim. Oo, kitap bulduk. Neymiş abi bu? Hazırlık, sessiz çoğunluk için hayatta kalma reperi. Tamam, alalım. İş görür. Ben de şeye yazmıyor tabii ki. Çünkü... İşimize yarayabilir. Bu neymiş abi? Resmi hizmete mahsustur. Federal. Adam Fedra komutanı falanmış. Merkez komutanı. LF'ye yenik düşmüşler ve kaçıyorlarmış. Bu grup ne kadar büyük ki orduyu yenebiliyor. Bu kadar tehlikeliysen kalabalık şart değil. Dikkatli olmalıyız. Akıllı davranmamız gerek. Tamam Cesi. Ama korasam ne olur, olursa olur. Öyle olmuş, böyle olmuş. Hatırlatma, şüphelerin üstünden çıkan el koyulun tüm eşyaları ofisin kilitli odasından konumlandır. Şifre 86-07-22. Neredeymiş bu kasa? Bir yerde kasa var. Bu ne abi? Bilmiyorum, MLF yapıyorum. Eski bir iş listesi. Köpür faaliyetleri kaçak çıkıyor. Ve varız var yani. Orada bir kasa var. Oh shit.
Aa dur. Bir dakika. Kaçtı? 86 07 22 86 07 86 Ulan öldüreceğiz kendimizi bunlar bile ya. Açıyordu daha bu. Bir dakika. Onun durumunu... Kapı varsa kapı. Geliyorum. Hadi. Tamam. Afiyet olsun.
Sağ. Tamam. Kapı. Şu haritaya bir daha bakalım. Evet, her yeri yaptık gibi duruyor. Tamam. Hadi gel. Hadi. Görüşürüz. Şımar. Belki de gidebiliyoruz. Oradan ağzına iyi sıçmışlar. Belli. Bu heriflerin hiç şakası yok. Moruk. Kolay atla işte. Endişelenmek zorunda var. Vay. Şuna baksana. Resmen tarihi. Buradan karşıya mı atacağız? Aa, buraya atacağız. Ya. Karşıya istiyorum. Sanırım evet. Atla bebeğim. Tamam, yavaş sakin ol. Var ol. Aa, nereye atladık lan? Dur. Bir dakika. Ben bunun üstüne yazdım. Zannettim buraya gelmişim. Şimdi. Evet. Mahvolmuş araba. Buradan başka yere gidemiyoruz mu peki? Ne çabuk geldin lan, ışınlandın mı, ne yaptın? Hadi gel. Evet, gidiyoruz. Gidelim. İnşallah. Ne bakmadığımız yer kalmamıştır. Hiçbirini bulamadık. Hey, büyük bir şehir. Daha hiçbir yere bakmadık ki. Evet, biliyorum. Şimdi birini görürüz diye düşündüm. Evet, şimdi bu kapı... Bir dakika, sakin ol. Bu kapı ne yaptı?
kapı, doğu kapısı 2. Doğu kapısı 2 bakalım kaçmış. Doğu kapısı 2. Doğu kapısı 2. Doğu kapısı 2. 53-45. Tamam. 53-45. Şimdi jeneratörü çalıştıralım. 53-45. Hadi bakalım. Pekala. Ben anladım. Sen şimdi gir. Eski jeneratörler biraz buyuz. Birkaç defa denemem gerekiyor. Yok bir şey. Hadi bir giriş bul. Oraya çıkabiliriz aslında ama nasıl? Nasıl çıkabiliriz abi? Neyse atla bakalım. Gördün mü? Hastalık düşün çiften atladı. Hastalık düşün. Önce içeri girebiliriz. Silah sesi falan duymamız gerekiyor. Neler oluyor bilmiyorum. Burada da bir kapı var. Ne kapısıymış abi? Neyse. Evet, şimdi... Vega ne yazıyor? Vega computer, computer service. Neyse gidelim. Bunların hepsi mort olmuş gibi mi geliyor benim? Ama bilemeyiz. Meyveyi sormadan. Ne çıkacağını bilemeyiz. Hadi gelin bakalım oraya. Sizi yakayım. Bir tane öyle olmaz ama. Aferin. Gelin lan buraya. Buraya gel. Gelin bakalım, gelin.
Elini sallamam. Parçalanmış bu. Bu ceset tazı. Ve üstünde kurt arması var. Demek benzinlerini alıp gidememişler. Bu iyi değil mi? Joe'u öldüren pazarlıkları sıradan bir hastalıkla öldürdüyse... Yine de ölmüş olurlar Elif. Adam öyle. Buraya gelmişken alalım elimizi alalım bari. Ne var ki alacağız bilmiyorum ki. Var mı bir şey? Tamam bu var. Aferin. Başka ne var? Başka bir şey yok ki. Başka bir şey yok olması lazım ki. Kardeş. Yok. Gizli bölme falan yok mu? Evet, şurada bir bezimiz var. Yok. Gidelim. Sıkıldım iyice. Aksiyon istiyorum. Evet. Lanet bir sopa sokmuş oraya bir. Vurulmuşlar. Tanıyor musun? Hayır. Belki bunları başkası öldürmüştür. Hastalıklar saklanırlarmış. Tommy. Bu işi yapsa Tommy başkan yaparmış. Tommy. Ne oldu? Tamam, alamadık onu. O kalacak mecburen. Al abi. Al abla. Ablacım al. Bu ne? Benzin. Benzin. Benzini buldum. Güzel. Tekrar gerekirse yerini biliyorum. Hadi bakalım. Oo, my shit. Bayağı bir çocuğunu ben bunu tanıyamadım. Bayağı bir çocuğun olmuş abi. Burası nereydi? Kapalı. Odalara bakalım. Oo. Siktir. Bayağı bir şey olmuş burada. Bunu tanıyamış. Bunu mu? Yok artık. Kesinlikle o. Joel'u öldürenlerden biri. Şerefsiz. Siktir. Burada biri daha var. Nasıl? Joel'dan bahsetmişti. Bu adama bir soru soruyor. Ama sözlü değil, yazılı yazılıyor. Sonra şuna soruyorsun. Eğer görüşüyorsa, doğruyu söylerim. Eğer değilse, ağzınızı çözün. Evet. Doğu bir. Bir kapı kodu da. Öyle görünüyor. Bu yeni olmuş. Uzak olmalısın.
Evet. Yalnız arkadaşlar. Buradan çıkabiliriz. Şunu söylemek istiyorum. Evet. Bakın. Adamı aşat etmiş. Bunu aşat etmiş. Adamı bak görüyor musunuz? Kanlarıyla yazarım şeyi. Bak. Taş olmadığı için. Hadi bunu alalım. Yok. Neyse bunu alalım. Adama bak kanlarıyla yazdırmış. Görüyor musunuz? Bak. Bak. Kapı kodunu yazdırmış. Tommy abisinin intikamını böyle alıyor işte bak. Gerçekten acımasız bir insan yani Tommy. Aslında var ya bak The Fast Dogs'un en iyi karakterlerinden biri Tommy. Yalnız geriye gidemiyor, öbür tarafları rutlayamadık. Ben onu kafaya taktım. Neyse. Değiştirme, baltamı vermem kimseye. 3 kaç? 4 bu kaç abi? Da dört, aynı. Nereden gideceğiz? Aa, aynı yere çıktık ki. Aynı yerden mi gideceğiz? Tamam. Peki. Pek hala. Biliyorum, orada hayat geçirmiş ama. Siktir. Değil mi? Değil mi? İyisin, değil mi? Hiç hoş değildi. Tommy hakkında kötü düşünmeni istemiyorum. Evet. Kardeşimi katillerin sandalyeye bağlasalar, daha fena yapardım. Anlıyorum. Hiç hoş değil diyor bu da. Ulan ne yapmasını bekliyor? Nereden gideceğiz? Buradan mı acaba? Jenetor. Tamam. Halledim. Ben de. Bunu. Bu bizi nereye götürüyor? Gidelim. Let's go. Bence sığınaklarını tuzak burada değil. Bir yerde gözüküyor. Bir tuzağa düşeceğiz biz ama. Bana böyle geliyor. Açıkta bina arayalım. Evet hatırlıyorum. Hastalıkların olmadığı bir yere. Ya da verenin. Kurtlar. Her neyse. Açsan o badeni şeylerden ben de hala yazdım. Pek değil. Bir şeyler gelmesin. İnanın. Ne oldu? Evet. Az önce aynı annemle konuştum. Sanki burada bir doğum düşüyor. Yerini alın! Sakın bana görmeyin! Hadi! Cina! Ata sıkıyorlar. Cani lan bunlar. Evet. Yalnız o patlamadan kurtulduk ya biz. Seni tekrar görmek için şaşırtacağım. At sayesinde bak bacaklarını kaybedebilirdi. Gerçekte olsa. Bizi nasıl? At siper yapıyor yani. Yüzünde yara olan lanet bir herif istemiştir. Komikmiş. Kaç kişi geldi? Sadece ikiniz mi? Çok kişi geldi. Jordan! Dışarı çıkıp yerini araman gerekiyor. Ne bakıyorsun? Jackson'ı öldürdüğümüz çok kaçakçı vardı.
Evet. Bu kız da oradaydı. Ne? Eşimizden geldi. Nikki'nin ağzına sıçan da bunun vardı. Onu Isaac'e götürelim ve neler olduğunu açıkça anlattık. Evet. Isaac daha önce konuştu. Yeni bir emrimiz var. Tüm kaçakları öldürmüş. Bekle. Acele, oradan emir geldi. Hayır, onunla konuşup neler bildiğini öğrendiği seçimde bilirdi. Diğerlerine yaptıklarını gören kişiyle olduğuna dair hiçbir fikrin yok. Pusu kurmuş olabilirler. Onları da bulur. Bir saniye de olsa değil. Evet, kaydı burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.